istemiyorum. Ben istiyorum. Ya anne. Evimizi toplamamız gerek. Yaptım. Ya. Al. Ya. Ya. Hadi orayı yıka. Hemen sileceğim. Bunları çiğne. Üstüne çık. Ne? Hadi üstüne çık bunları. Çok güzel. Anne bu çok büyük bir şey buradan. Var üstüne. Şunu götüreyim odama. Anneciğim, hadi anne sen de gel. Hadi hocam. Hadi. Anneciğim. Hadi sen istiyorum. Yeterli mi? Bakalım. Evimizi güzel güzel toplayalım. Evimizi güzel güzel mi toplayalım? Tabii ki. Teşekkür ederim yardım ettiğin için. Tabii ki. Bayıcım. Çıktım şimdi istedim. Ben de şimdi. Neden çıktın ama? Çünkü buraya gittin. Tamam. Şimdi ne alsaydık? Yürüyüm temizlikten. Anne benim. Şimdi yıkayayım. Tamam. Sen böyle değil. Anne bu çok güzel. Basket topu ama basketbol topu. Tamam. Bakalım. Hoppala. Kapat gözlerini. Bak bak gel. Yani sen büyüksün ya, sığmıyorsun. Ay sığmıyor muyum buraya, gözüktün mü? Evet. Aa tamam. Sığmadım, o zaman bir daha yok. Bir daha göremeyeceğim yere saklanıyorum. 1, 2, 3, 4 saniye dedik. Şu an. Ağlamak mı istiyorsun? Evet mi? Öpücük anne. Tamam buradayım, yanındayım. Sana sarılıyorum. Senin yanındayım. Sana kocaman sarıldım. Şimdi geçecek, tamam mı? Geçmesin. Geçmesin mi? Çok mu ağlamak istiyorsun? Tamam, biraz daha ağlayacağım. Selam arkadaşlar. Bugün size bir türlü selam veremedim. Artık böyle akşam üzeri oldu. Akşam oluyor yani, ancak size selam verebiliyorum. Kahvem de bu saate kaldı. Kahvemi de içeceğim. Şimdi az önce bir yer izlemiş olacaksınız. Mila ağlıyor ve ben onu elimden geldiğince bir şey söylemeyerek, sadece yanımda olduğunu bilmesini sağlayarak ona yardımcı olmaya çalışıyorum. Böyle sorunlar oluyor. 2 yaşta da olmuştu. 2 yaş sendromlarında da. Nasıl oluyor? Mesela durup dururken, hiçbir şey yokken ağlamaya başlıyor. Ortada bir şey yok ama bir sebep yüzünden ağlamıyor yani. Durup dururken ağlamaya başlıyor. Kendi duygularını regüle edemediği için böyle ağlamalar olabiliyor. Böyle durumlarda da işte ben onun yanında oluyorum. Bazen şey diyorum, tamam şu an ağlamak istiyorsun, ben senin yanındayım, sarılıyorum, işte hiçbir şey söylemiyorum, tepki vermiyorum ve sadece o an onu bırakıp ağlamasını bekliyorum. Ağlamasının bitmesini bekliyorum. Fazla çekmiyorum bu gibi durumları. Böyle ara ara bazı videolarda bahsederim. Bugün de böyle bahsetmek istedim çünkü biraz uzun sürdü ağlaması. Sadece hani benim başıma geliyormuş gibi hissetmeyin diye böyle şeylerden de paylaşmaya çalışıyorum. Nerelerdeyiz biz? Sizinle video paylaştım. Bu videoyu ne zaman paylaşırım bilmiyorum, o yüzden hani 2 gün önce, 1 gün önce paylaştım falan diyemiyorum. En son alışveriş videosu paylaştım. Market alışverişi. Yeni yılın son videosu olacaktı aslında ama olamadı çünkü biz sonrasında hastalandık. İlk önce Mila ateşi bayağı bir çıktı gece. Sonra da tabii ki bana bulaştı. Artık böyle burada da hastayız demekten yoruldum çünkü o kadar çok hasta oluyoruz ki daha kış bile yani tam anlamıyla gelmedi. Havalar güzel gidiyor, biz hep hastayız. Ama genel olarak herkes hasta arkadaşlar. Sizler nasılsınız bu arada? Umarım iyisinizdir. Umarım hasta değilsinizdir. Özellikle de çocuğu kreşe giden anneler hep şunu söylüyorlar. Kreşe veya okula, sadece kreş demeyeyim, kreş ve okula giden anneler. Eylül ayında bir hastalanmaya başladık. Hala toparlayamadık. Uçuyorsun. Böyle mi? Bir yanında şimdi çizgi film saati. O da çizgi film izliyor. Bir de ona biraz böyle hani atıştırmalık. Canım ne çiğ. Tamam kızım. Kahvemden de bir yudum alayım. Ne diyordum? Yani öyle, çocuklar hep hasta bu sene. Hastaneler çok kötü durumda. Gerçekten anne, yani böyle. Anne, evet. Evet. Anne ben uçuyorum. Hadi uç bakayım, ben de sana bakayım nasıl uçuyorsun. Getir kumandayı, anne değiştirsin. Kumandayı ayamıyorsun öyle mi? Evet aşkım, burada olduğum için alamadım ben. Teşekkür ederim yardımcı olduğun için. Yani böyle tam toparladık diyoruz. Tekrardan hastalanıyoruz. Umuyorum ki bu kış böyle geçmez hiçbirimiz için. Donuyor bir tane. İnternetimizde bugün biraz problem var. Maalesef ki internetimizde problemli. Bugün kaç gündür aslında ben size video çekmek istiyorum. Neyi bozulmuş? Anne televizyon galiba bozulmuş. Olamaz, bozulmasın televizyonumuz. İnternette problem var, televizyonda değil. Anne. Ne? İnternetimiz çekmiyor ya bir tane, o yüzden gidip geliyor internet. O zaman baba tamir etsin. Tamam, babalar tamir edebilir. Haklısın. Baba tamir etsin. Peki. Kaç gündür aslında ben size video çekmek istiyorum fakat bir ara verince böyle biraz video çekmeyince, bir hafta bile olsa bu bir şey oluyor, hani tekrardan çekmek, işte editlemek falan büyüyor, gözümde böyle kocaman oluyor. O yüzden aslında çok fazla ara vermek istemiyorum. Yine daha sık videolar inşallah, 2023 senesinde inşallah daha sık videolar çekebilirim sizlere. Evet, uçuyorsun, telefonumu getirir misin? Telefonum çalıyor. Getirir misin? Baban arıyor. Bir de şimdi bugün video yayınladım ben sizlere. Bu videoyu çektiğim gün alışveriş videosunu yayınladım, market alışverişi. Bay bay bebeğim. Temizlik videosu da ne zaman gelecek falan diye yazılmış. Temizlik videolarımı galiba daha çok seviyorsunuz. Zaten ben de izlenmelerden de anladığım kadarıyla vloglar ve temizlik çok isteniyor. Ben de bir tık daha bunlara yoğunluk vereyim diyorum. Sizce? Lütfen benimle fikirlerinizi yorumlar kısmında paylaşmaktan hiç çekinmeyin. Güzel yorumlarınızı bekliyorum. Güzel, eleştirisel yorumlarınızı, nasıl yorum yaparsanız hepsini açarım. Yorumlar kısmında bekliyorum. Evet, Mila ördek oldu şu an. Neyse, yine bir yerlerde görüşürüz. Artık hava kararıyor. Ben ışığı falan açayım, kalkayım burada. Mila şimdi sebzeli makarnasını yiyor. Size daha önce göstermişimdir muhtemelen ama yine göstermek istiyorum. Özellikle çocuğunuz sebze yemiyorsa bu sebzeli makarnalar bayağı bir kurtarıcı oluyor. Bizimki böyle kuskus sebzeli. İçerisinde birçok sebze var. Mila da bu tarz şeyleri sevdiği için yemediği sebzeleri böyle, yemediği sebzenin makarnasını alıp da o şekilde ona makarna yapıyorum ve o da böyle keyifle yiyor. Şimdi çizgi film saatinde de böyle akşamüstü bir atıştırması. Yaklaşık 1,5-2 saat sonra falan da yemek yeriz zaten, akşam yemeği yeriz. Böyle çok severek yiyor. Gerçekten sebze sevmeyen çocuklara sebzeyi böyle bir şekilde yedirmek istiyorsanız bu bayağı bir kurtarıcı oluyor. Ben bile sanırım 2 yaşından beri falan yediriyorum. Farklı farklı makarnalarını da alıyorum yine bu markanın. Oy ne oldu ya? Suyun arkanda biten git oradan al. Ağzımız doluyken konuşmamamız gerekiyor değil mi Mila? Konuşursak sonra böyle oluyor. Ağzımız doluyken konuşmamamız gerekiyor bir tanem. Puf oldu ya. Nasıl yap? Anne çıkamıyor. Evet anne, doğru söylüyorsun. Ben size aşağıya linkini bırakacağım aldığım markanın. Dediğim gibi birçok sebzeli makarna var. Siz de bakarsanız çok güvenli bir marka zaten. Anne de boyuyor. Bebeğim öyle bir kerecik oldu öyle. Hayır olmaz. Evet olmaz, böyle olmaz. Güzel güzel yemek gerekir değil mi? Ay. Gidi makarna. Seni şakacı. Seni gidi şakacı Mila. Aşağıya yorumlar kısmına bırakıyor olacağım bu kuskusun linkini ve dediğim gibi birçok çeşit sebzeli makarna var. Ben bile hep farklı alıp da yapıyorum. Siz de oradan bakarsınız. Hayır demeyeceğine eminim çünkü tadı da gayet güzel. Ben de yiyorum aralarda. Böyle ıspanaklı falan da var makarna. Onun da tadı oldukça güzel yani. Bir bakarsınız siz de. Lavabomuz su aktı ve her yer su oldu. Ben şimdi burayı boşalttım. Bunların hepsini bir güzel silip de ondan sonra yerleştireceğim. Anneciğim ıslak. Halıyı da makineye atarım artık. Burası böyle vahim bir halde. Gece başımda. Hadi ben de alayım şimdi yeni. Kahveci. Benim kıyafetim nerede? Uşuma. Çok üşüdüm. Kahvecindeyim ben. Tamam, selam. Elbise istiyormuşum. Evet, elbisemi giymek istiyorum. O zaman peki. Yine bir... Ama bugün dans etmeyeceğiz. Tamam, olur. Bunu düşüneceğim. Boyu mu? Bunu mu giyeceğim? Tamam. Uşuma başka değil. Ben sarı renk elbisemi giymek istiyorum. Buyur. Al bakayım. Hadi diyeyim danda. Odamda giyeyim tam. Hadi di odanda bunu. Kapıyı kapatayım. Hayır. Hadi sen kapıyı kapat, ben giyeyim. Kapının çok açık. Kapının çok açık. Tamam, çıkart bakalım. Çıkarttım. Ay, anne kapının çok açık. Yardımcı olmamı ister misin? Evet. Arkadaşlar mutfak bitti, ben de bittim. Gerçekten ölü balık gibi hissediyorum kendimi. Şimdi biraz Mila'yla takılacağım. Sonrasında onu yatıracağım, uyutacağım. Yo da burada kapatayım. Tamam, gel yanıma, birlikte kapatalım, gel. Hayır. Ne yapalım? Biz biraz şimdi Mila'yla böyle boyama yapacağız. Sonrasında buraya M yazmışsın. Müge'nin M'si mi? Hayır. Boya ismi. Boya ismi. Kalp. Kalp. Benim için mi yaptın kalbi? Hı. Tatlım benim, gülüm. Oh, bebeğim benim. Bir tanem. Şimdi biraz biz boya falan yapalım. Bir şeyler çizelim. Ben... Ondan sonra artık bazı... Hayır, bunu yapayım. Tamam, sen ona yap. Ondan sonra artık ufak uyku moduna geçeriz. Hadi gel bakalım. Gökkuşağı mı yapmamı istersin? Ne çizeyim buraya? İstiyorum. Pembe kalp çizdim sana. Senin için pembe kalp. Ben kalp beğenmiyorum. Ne beğeniyorsun sen? Dinozor. Dinozor mu çizmemi istersin? Evet. Bu konuda pek başarılı olduğumu söylenemez ama. Ben dinozor istiyorum. Şöyle bir tane, ilk önce bir kuyruğu olsun. Şöyle. Çok korkunç güzel. Dinozor korkunç öyleyim anne. Biraz korkunç, evet. Oldu mu dinozor sence? Evet. Ay, çok korktum. Tamam. Afiyet olsun. Artık burada kapatayım. Buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederim. Kanalıma hala abone değilseniz abone olursanız çok mutlu olurum. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Tadam. Arkadaşlar yeni düğün düştü. Arkadaşlar bak ne çizdim. Mila çizdi. Ben şuraya bir kalp çizdim. Şuraya bir sen... Anne burada kapatma. Tamam anne, kapatmıyorum. Şunu böyle yapayım. Şimdi böyle yaptım. Boyalama. Kahverengi yapacağım buraya. Şunu daha şey yaptım. Şu aşağıya yaptım. İşte sen boya. İşte sen boya. Anne sen boya. Tamam, ben buraya boyayayım. Arkadaşlar böyle bir portrak dizdim. Baba, sen, ben dizdim. Ay baba, ben, bir de sen mi çizdin? Evet. Harika bir tanem. Ne çizdin? Söyle bakalım bana şimdi. Ne çizdin? Sen baba, ben baba, sen. Yani ikimiz dizdik. Oy canım benim. Ellerine sağlık. Öpüyorum. Bay bay.